Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Şimdi bitkilerde sadece üreme kısmı kaldı. Çok şükür bitiyor. Bitkilerde üremeye başlarken şöyle söyleyeyim. İlk önce tohumsuz bitkilerde üreme anlatacağım. Daha sonra tohumlu bitkilerde. Tohumlu bitkileri de arkadaşlar açık ve kapalı tohumluları ayrı ayrı anlatacağım. Biliyorsunuz detaylı olduğu için sorulabilir. Sonra da İşte tohumlu bitkilerde eşeysiz üremeden bahsedeceğim. Şimdi ilk önce tohumsuz bitkilere bir başlayalım. Arkadaşlar tohumsuz bitkileri hatırlayın. Neydi bunlar? İşte eylen topları, karayosunları, ciğer otları gibi. Bizim burada önemli olan iki tane canlı var. Bir eylen topları, bir de karayosunları. Bu ikisindeki üreme nasıl gerçekleşiyor? Bundan bahsedeceğiz. Metagenez olayından, yani eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini takip etmesi olayından bahsedeceğiz arkadaşlar. Ben şöyle önceden şeklini çizdim. Bizim için daha kolay olsun diye. Üst taraftaki karayosunlarındaki üreme, alt taraftaki de eylen totlarındaki üremedir. Şimdi ilk önce sözlü olarak bunlardan bir bahsedelim, yazalım. Daha sonra şekil üzerinde göstereceğim. Aslında temel mantık olarak aynı ama sadece bazı yerlerde isimleri değişiyor arkadaşlar. O isimleri bilmeniz yeterlidir. Şimdi gelelim. Tohumsuz bitkiler nasıl ürerler? Tohumsuz bitkiler genellikle arkadaşlar metagenez, yani döl almış görülür. O zaman şöyle yazalım. Metagenez yani döl almışı görülür. Döl almışı görülür. Peki bu döl almışında neler vardır? Gametofit bitki, sporofit bitki vardır arkadaşlar. Bu gametofit ve sporofit bitkiler mesela sporofit bitki sporu oluşturuyor. Daha sonra bu sporlar büyüyüp gelişerek gametofit bitkileri oluşturuyor. Gametofit bitkiler de sperm ve yumurtayı oluşturuyor arkadaşlar. Sonra sperm ve yumurta dölleniyor, zigotu oluşturuyor. Sonra da bu zigot tekrardan sporofit oluşturuyor. Yani burada N kromozom ve 2N kromozomlu iki evre görülüyor. N kromozomlu olan evreye haploid evre, 2N kromozomlu olan evreye de diploid evre diyoruz. Bazı bitkilerde işte diploid evre, haploid evreye baskın gibi laflar, sözler duyabilirsiniz. Onlardan da bahsedeceğiz. İsterseniz ilk önce şöyle karayosunlarındaki üremeden bahsedelim. Daha sonra eylen tohumlarını anlatırız. Şöyle yazalım arkadaşlar. Şöyle bir diyorum. Karayosunlarında üreme diyoruz. Karayosunlarında üreme. Yani karayosunlarında metagenez nasıl oluyor bunu göreceğiz. Arkadaşlar metagenez olayı görülüyor dedik. Şimdi bakın olayın temelini anlatayım ben size. Şimdi burada şekil üzerinde anlatayım, hatta daha iyi olur. Şimdi bizim sporofit bir bitkimiz var. Bu sporofit bitki arkadaşlar 2N kromozomdur. Kromozom sayılarını da yazıyorum hemen altına. 2N kromozomdur. Daha sonra bu sporofit bitki sporlar oluşturacak. Sporlar da N kromozomdur. Peki 2N'den N'e düşmesi için hangi bölünmenin gerçekleşmesi gerekiyor? Mayoz bölünme. Burada mayoz bölünme gerçekleşti. Daha sonra bu sporlar büyüyüp geliştiler. Gametofit olgunlaştı arkadaşlar ve rizoidlere dönüştü. Rizoidlere dönüştü. Burada hangi olaylar var? Mitoz. Yani büyüme gelişme var. Büyüme gelişme olayı var. Daha sonra arkadaşlar bu rizoidler, bakın erkek rizoid ve dişi rizoid. Yani erkek gametofit, dişi gametofit olarak düşünebilirsiniz. Ama buna rizoid olarak özel bir isim veriliyor arkadaşlar. Erkek gametofit ve dişi gametofittir. Daha sonra erkek gametofitten mitozla sperm oluşur. Mitozla. Dişi gametofitten de yine aynı şekilde arkadaşlar mitozla yumurta oluşur. Neden mitozla? Çünkü bakın burada rizoid dediğimiz canlılar N kromozomdur. N kromozomlu oldukları için mecburen mitoz bölünmeyle sperm ve yumurta oluşumu gerçekleşecek. Daha sonra sperm ve yumurta döllenir. Döllendikten sonra zigot oluşur. Bu zigot da arkadaşlar yine mitoz bölünmeyle büyüyüp gelişerek neyi oluşturacak? Sporofiti oluşturacak. Sporofit olgunlaşacak ve sporofit bitkiyi oluşturacak. İşte bizim karayosunlarında gerçekleşen olayımız bu şekilde. Bakın şu alta karayosunu yazıyorum. Karayosunun da üreme diyelim. Karışmasın. Karayosunun da üreme bu şekilde. Şimdi peki haploid evre, diploid evre neresi? Bakın arkadaşlar, zigot artık ne oldu? 2N kromozomlu oldu. Zigottan şöyle
spora kadar olan kısım, yani şurası diploid evredir. Diploid evre. Şu kısımda alt tarafta kalan kısımda haploid evredir. Haploid evre. Haploid evre N kromozomunun olduğu kısım, diploid evre de iki N kromozomlu bitkilerin, canlıların olduğu kısımdır. Arkadaşlar, tohumsuz bitkilerde haploid evre diploid evreye baskındır. Tohumsuz bitkilerde haploid evre diploid evreye baskındır. Tohumlu bitkilerde ise tam tersi. Haploid evre daha kısalıyor, diploid evre uzuyor arkadaşlar. O yüzden diploid evre daha baskın oluyor. Peki baskınlığını neye göre söylüyoruz? Çünkü bakın, dikkat ederseniz diploid evrede zigot oluştu, sporofit bitkiye dönüştü. Ama haploid evrede spor oluşuyor, gametofit olgunlaşıyor, rizoide dönüşüyor. Daha sonra sperm oluşumu, yumurta oluşumu, döllenme derken daha uzun sürüyor. Bu yüzden haploid evre daha baskındır. O zaman şöyle yazıyoruz. Haploid evre daha baskındır. Aynısını erel tohumlarında da söyleyeceğiz. Çünkü tohumsuz bitkilerin genelinde bu durum vardır. Arkadaşlar, kısaca şunu yazmak istiyorum. Ben rizoidin ne olduğunu yazmak istiyorum. Zaten şekil üstünde ben her şeyi anlattım. O yüzden tekrardan buraya yazmak istemiyorum. Şekil üstünden de gittiğimiz zaman anlarız. Sadece şunu yazacağım. Gametofitin olgunlaşmasıyla erkek ve dişi gametofitler oluşur. Arkadaşlar, bu erkek ve dişi gametofitlere biz ne diyoruz? Rizoid diyoruz. Bunu burada neden baskılıyorum? Çünkü biraz da eğrel totlarını görürken rizomdan bahsedeceğiz. O daha farklıdır. O yüzden burada rizoidi çok fazla bastırarak söyledim. Şimdi bu şekilde söyledik. Şimdi gelelim eğrel totlarına. Arkadaşlar, bu arada şunu da söyleyeyim. Karayosunlarında sporofit olan bitki, yani şu bitki arkadaşlar, gametofit bitkinin üzerinde yaşıyor. Yani ayrı ayrı bir besle, hani ayrı ayrı bir çimlenme falan özelliği yok. Sporofit bitki gametofitin üzerinde yaşar arkadaşlar. Çünkü ne yapıyor? Sporofit bitki gametofiti besliyor. Onu da yazayım. Bu da çok önemlidir. Karayosunlarında sporofit diyelim kısaca, gametofitin üzerinde yaşar. Çünkü sporofit gametofiti besler. Evet, bunu da yazdık. Şimdi gelelim devamına. Eğrelti otlarında üreme. Bu ikisini vereceğim arkadaşlar. Zaten bizim için yeterlidir. Şimdi eğrelti otlarında da şöyle bir durum var. Arkadaşlar, eğrelti otlarında da aslında benzer durum var. Hani sonuçta eşeğli üreme, eşeğsiz üremeyi takip ediyor ya. Benzer durum var ama sadece burada isim değişiyor. Bakın, burada bizim sporofit bitkimize biz ne diyoruz? Rizom diyoruz. Ve arkadaşlar, burada gametofitle sporofit bitki ayrı ayrı yaşarlar. Bu yüzden de hani karayosunlarındaki gibi birbirlerinin üzerinde değil, ayrı ayrı yaşıyorlar. Ayrı ayrı çimlenme özelliği görülüyor. Şimdi bizim sporofit bitkimiz kromozom sayısı kaç olacak? 2N kromozom olacak arkadaşlar. Daha sonra bu bitki, bunu farklı bir renkle yazayım. Şöyle pembeyle yazalım. Arkadaşlar, bu bitki mayoz bölünme ile neyi oluşturacak? Sporları. Bakın, sporangiyum dediğimiz keseleri vardır. Spor keseleri. Sporangiyum. Onu da yazayım. Sporangiyum. Bunlar neymiş? Spor kesesi. Bu spor keselerinin içerisinde sporon hücreleri vardır. Bu hücreler mayoz bölünme geçirirler ve N kromozomlu olan sporları oluştururlar. Daha sonra arkadaşlar, bu sporlar spor keselerinin dağılmasıyla birlikte etrafa yayılıyorlar. Uygun ortam buldukları zaman sporlar çimleniyor ve gametofiti oluşturuyor. Daha sonra bu gametofitte arkadaşlar, tabii ki hala N kromozomlu, bu gametofitte erkek gametofit ve dişi gametofit olarak iki şekilde oluşuyor arkadaşlar. Erkek gametofit sperm hücrelerini oluşturuyor. Tabii ki spermi neyle oluşturuyor? Mitozla yine. Çünkü N kromozomlu sonuçta.
Dişi de arkadaşlar aynı şekilde mitozla yumurtayı oluşturuyor. Yumurta ve sperm oluştuktan sonra döllenme gerçekleşir. Döllenme ile birlikte iki en kromozomlu olan zigot oluşur. Daha sonra bu zigot da yine büyüyüp gelişerek neyi oluşturur arkadaşlar? Sporofit bitki. Burada da yine diploid evre, haploid evremiz var. Bakın şurada döllenme gerçekleşti, zigot oluştu ya. Şöyle spora kadar olan kısım, şu kısım arkadaşlar diploid evredir. Diploid evre, yine alt tarafta bulunan da haploid evredir. Yine baktığınız zaman haploid evre diploid evreden daha uzundur. O yüzden haploid evre baskındır diyoruz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar gametofit olan bitkiye biz protal diyoruz. Protal. Bu protalın üzerinde mitoz bölünmeyle hem sperm oluşturuyor hem yumurta oluşturuluyor. Şimdi bakın burada erkek rizoid ile dişi rizoid vardı. Ayrı ayrıydı. Ama burada arkadaşlar gametofitin üzerinde gerçekleşiyor şey sperm ve yumurta oluşturuluyor. Döllenme burada oluyor. Beslenme de protaldan gerçekleşiyor. O zaman şöyle diyelim. Bakın. Yine haploid evre baskındır diyelim. Haploid evre baskındır. Baskındır. Ne diyecektim ben? Zigot. Gametofitten yani protaldan beslenir. Gametofitten beslenir arkadaşlar. Bu arada sporofit bitkilere de biz ne diyoruz? Burada rizom diyoruz. Bunu da unutmayalım. Arkadaşlar, eğrenti otlarında gelişim bu şekildedir. Hatta altına da yazayım yine eğrenti otunda üreme diye karışmasın. Eğrenti otunda üreme. Evet, şimdi burada eğrenti otu ve kibrit otunda arkadaşlar sporofit bitki fotosentez yapıyor. Fotosentez yaptığı için gametofitin üzerinde yaşamıyor. Ama karayosunlarında öyle bir durum söz konusu değil. Sporofit mecburen gametofitin için üzerinde yaşıyor. Çünkü onu beslemesi gerekiyor. Birbirlerinden ayrı ayrıdır arkadaşlar. Beslenme bakımından birbirlerinden bağımsız. Sadece üreme olduğu zaman bağımlı hale geliyorlar. Onu da yazalım isterseniz. Sadece eğrenti otu değil, kibrit otlarında da bu durum vardır. Şöyle yazayım. Eğrenti otu ve kibrit otunda sporofit bitki fotosentez yapar. Bu yüzden gametofit üzerinde yaşamaz. Beslenme bakımından birbirinden bağımsızdır. Evet, bu şekilde eğrenti otu ve karayosunda üreme, yani tohumsuz bitkilerdeki üreme kısmını bitirmiş olduk. Şimdi arkadaşlar bunları anlattığımıza göre artık tohumlu bitkilerdeki üreme kısmına geçebiliriz. İlk önce tohumlu bitkilerde eşeğsiz üremeleri anlatacağım size. Bu videoyla onu da anlatayım. Daha sonra arkadaşlar tohumlu bitkilerde eşeğli üremeyi bir sonraki videoya bırakalım. Şöyle yazayım ben. Şöyle A demiştik, B diyelim. B. Tohumlu bitkilerde eşeğsiz üreme. Şimdi arkadaşlar, tohumlu bitkilerde eşeğsiz üreme vejetatif üreme olarak geçiyor ve vejetatif üreme farklı şekillerde gerçekleşiyor. Ben bunlardan 4 tanesini anlatacağım. Nedir bunlar? Çelikle üreme, yumru ile üreme, sürünücü gövde ve soğanla üreme olaylarını anlatacağız burada. O zaman şöyle diyelim tohumlu bitkiler için. Vejetatif üreme görülür. Bu arada vejetatif üreme hayvanlarda görülen rejenerasyonla üremenin karşılığıdır arkadaşlar. Yani bitkilerde vejetatif, hayvanlarda rejenerasyon. İkisi birbirine karşılık gelir. Bunu da unutmayalım. Şimdi bakın, vejetatif üremenin çeşitlerinden ilki çelikle üreme. Şöyle bir diyorum, çelikle üreme.
arkadaşlar, çelikle üreme olayı, mesela bitkiden herhangi bir parçasını aldığımız zaman, işte dal olabilir, kök olabilir veya küçük bir yaprak olabilir arkadaşlar. Bunlar uygun bir ortama bırakılıyor ve gelişmesi bekleniyor. Geliştiği zaman bu bitkiyi alıyoruz, biz toprağa ekiyoruz. Daha sonra aynı bitkiden elde etmiş oluyoruz. İşte o aldığımız işte kök olabilir, yaprak olabilir, dal olabilir. Bunlara biz çelik diyoruz arkadaşlar. O zaman ilk önce çeliğin ne olduğunu yazalım. Bakın çelik, kök, yaprak, dal. Bunlar neymiş arkadaşlar? Çelik dediğimiz yapıymış. Bunu uygun ortamda çoğaltıyoruz. Bakın çelik, uygun ortamda, uygun ortamda geliştirilir ve toprağa ekilir. Ve toprağa ekilir. Direkt toprağa ekseniz de olur ama önceden bir kök oluşturma olayını beklerseniz daha iyi olur arkadaşlar. Mesela bizler komşudan bir çiçek görüp beğendiğimiz zaman ne yapıyoruz? Hemen ondan böyle küçük bir yaprak alıyoruz veya küçük bir dal alıyoruz. Onu getirip işte suyun içerisine kökü, hani o alt kısmı, sapı girecek şekilde koyuyoruz. O birkaç gün sonra kök oluşturmaya başlıyor. Kök oluşturduktan sonra biz onu toprağa ektiğimiz zaman, işte gübresini falan düzgün bir şekilde verdiğimiz zaman komşuyla aynı çiçeği elde etmiş oluyoruz. Ne oldu bu? Bakın vejetatif üreme, çelikle üreme oldu. Arkadaşlar mesela şey, örnek vereyim. Burada aşılama da görülebilir. Aşılama da yapılabilir. Nedir aşılama? Mesela özellikleri iyi olan iki tane bitki var. Bu özellikleri ben birleştirmek istiyorum. Ne oluyor arkadaşlar? İşte aşı yapacağım kısmı getirip işte ana bitkiye ekliyorum. Tabii bunun yöntemleri, şekilleri vardır. Yapmışlığınız da vardır. Belki görmüşsünüzdür de. O aşılama şeklinde yapıldığı zaman mesela bir dalından elma, bir dalından işte armut çıkan ağaçlar olabilir tabii bu aşılama sayesinde. Ama daha çok böyle değil de iyi özellikler birleştiriliyor. Mesela bir ağaç vardır. Mesela erikten düşünelim. Bir erik ağacı vardır. Böyle çok fazla meyve verir. Biri de vardır. Böyle tadı çok güzel büyük büyük erikler verir. İkisini birleştirdiğiniz, aşıladığınız zaman arkadaşlar hem çok veren hem de büyük büyük erik veren bir ağaç elde edebilirsiniz. O yüzden aşılama oldukça güzel, iyi bir yöntemdir. Evet, gelelim şimdi diğer bir üreme şeklimize. Yumru ile üreme. 2. Yumru ile üreme. Arkadaşlar yumru ile üreme aslında patates, yer elması gibi bitkilerde görülür. Yumru gövde vardı, hatırlayın size gövde çeşitlerini, gövde için adaptasyonları anlatmıştım. Gövde çeşitlerinden bahsetmiştim. Orada yumru gövdeler vardı. Bu yumru gövdeler, biz onları mesela diyelim patatesi aldınız, birkaç parçaya böldünüz, toprağa ektiniz. O patatesten yeni patatesler çıkar arkadaşlar. Biz buna yumru ile üreme diyoruz. Bakın yumru denilen toprak altı gövdesinin çimlenmesi ve büyütülmesiyle olur. Kısaca bu şekilde yazdım. Nerede görülüyor? İşte patateste vardır. Hangi bitkide olduğunu söyleyelim. Patateste, yer elmasında görülür. Evet, bu da bizim yumru ile üreme şeklimiz. Gelelim arkadaşlar. 3 diyorum. Sürünücü gövde ile üreme. Arkadaşlar bu da çilek bitkisinde görülür daha çok. Böğürtlende görülebilir yine aynı şekilde. Şimdi nasıl bu da? Arkadaşlar bitkilerin gövdesi toprak üstünde de olabilir, toprak altında da olabilir. Yere paralel olarak büyüyor. Yani bildiğiniz yerin üstünde yürüyor sanki, toprağın üstünde veya işte içinde. O yürüdüğü zaman hemen gidiyor, uygun bir ortam buldu diyelim ki, orada kök oluşturuyor ve yeni bitkiyi oluşturuyor. Biz buna sürünücü gövdeyle üreme diyoruz. İşte çilek, böğürtlen gibi bitkilerde görülür. O zaman şöyle yazalım. Bu bitkilerin gövdesi toprak üstü veya altında yere paralel olarak
yere paralel olarak büyür. Uygun ortam bulunca kök oluşturur. Kök oluşturur arkadaşlar. Kök oluşturduktan sonra da zaten yeni bitkiyi oluşturuyor. Kimde görülüyor dedik? Çilek ve böğürtlende. Ya başka bitkiler de vardır ama bunlar daha çok karşımıza çıkabilir. Gelelim son artık üreme şeklimiz, tohumlu bitkilerde eşeğsiz üreme için. Son şeklimiz de arkadaşlar şudur. Şöyle dört diyorum şuraya. Soğan ile üreme. Soğan ile üreme. Arkadaşlar soğanla üreme olayı da şöyle gerçekleşiyor. Bakın bitkilerde soğan dediğimiz yine yapılar görülüyor soğanla. Burada rizomla üreme de diyebiliriz aslında biz buna. İkisi birbirine çok benziyor çünkü arkadaşlar. Rizomlar böyle kök şeklinde uzantılardır aslında. Ve bunlar toprak altına geldiği zaman gövdenin en uç kısmından büyümeye, gelişmeye başlıyorlar. Ve soğanla bitki oluşuyor arkadaşlar. Bu şekildedir. Soğanla üreme kimde görülür peki? İşte zaten adı üstünde soğanda görülür. Zambak, lale gibi bitkiler de görülür arkadaşlar. Sadece isimlerini yazmam yeterli olur sanırım. Soğan, zambak ve lale gibi bitkilerde görülür. Rizomla üreme de denilebilir. Bazen ikisini ayrı ayrı alıyorlar, bazen birlikte alıyorlar. Rizomla üreme de denilir. Ayrı da olur, birlikte de olur arkadaşlar. Zaten birbirine çok çok benziyor. Evet, böylece tohumlu bitkilerde eşeğsiz üremeyi de bitirmiş olduk. Sonraki başlığımızı da yazalım arkadaşlar. Tohumlu bitkilerde eşeğli üreme diyeceğiz. Şöyle C. Şöyle tohumlu bitkilerde eşeğli üreme. Eşeğli üreme diyeceğiz. Ve sonraki videomuzda tohumlu bitkilerde eşeğli üremeyi detaylı olarak işleyeceğiz arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.